Merhaba arkadaşlar. Bugün Fourier seri katsayıları ile ilgili bir tane soru çözeceğiz. Şimdi soruya okursak bizden seri olduğunu belirtmiş. Eğer ortada bir Fourier seri varsa bunun periyodik olduğunu bilmemiz lazım. Şöyle yazayım. Periyodik, yani bizim burada fundamental periyodu her biri için bulmamız lazım. Eğer bunlar non-periyodik olsaydı o zaman da Fourier transform uygulayacaktık. Ama soru bize seri diye belirtmiş. Ya her birini şu sağda gördüğünüz şekle çevirirsem ben ve buradan da şu katsayıları bulursam A1, A2, A3 olarak işlemlerim çok daha kolaylaşacak. Bu A1, A2, A3'ü de Fourier seriden bildiğimiz bir formül var. Onu yazayım şöyle. AK eşittir 1 bölü T integral 0'dan T'ye XT. XT dediğimiz zaten fonksiyonun kendisi, sinyalin kendisi. E üzeri eksi JK omega 0 T dt. Evet, bunu gerekince kullanacağız ama ilkine gerekmiyor gibi gözüküyor. Gelin başlayalım soruya. Şimdi burada bakıyorum kosinüsü ve sinüsü fonksiyonlar var. Bunları öyle transform uygulayarak değiştirmem lazım. Onları da şuraya not olarak düşeyim. Son derece kullanışlı iki tane denklem. Kosinüs omega eşittir ej omega artı e eksi j omega bölü 2. Sinüs omega eşittir ej omega, bu sefer eksi koyuyorum araya, eksi yine aynısını yazıyorum ve diğer farkta 2j yazıyorum payda. Bu ikisini ilkinde kullanacağım gibi duruyor. Biraz aşağı iniyorum bakalım. Zaten ilkinde onu kendi haline bırakmış, onu ben de oradan yazıyorum o zaman. 10 artı diğerlerini de açarak yazıyorum. 5 bölü 2 e j 2 pi bölü 5'te artı, bakın burada ne yazmam lazım başka, yine 5 bölü 2 gelecek, dağıtıyorum farkındaysanız. E üzeri eksi j 2 pi bölü 5'te gelecek. Kosinüsü yazdım, şimdi gelelim sinüsü yazalım. Bunda zaten 1 bölü 2 var, bir de 2 j de her bir için gelecek, o zaman 1 bölü 4 j etti. Damında e j 6 pi bölü 5'te eksi koyuyorum bu sefer, eksi 1 bölü 4 j. E eksi J 6 pi bölü 5 T. Tamam, birinciyi açmış bulundum bu şekilde. Farkındaysanız alamadım hepsini. Farkındaysanız bu gösterimle şu gösterim birbirine çok benzedi. E'lerin hepsi burada E'ler. Burada zaten E üzeri 0 olacak. Onu oradan hesaplayabilirim. O zaman da oradan katsayıları yazıyorum. A 0 değeri benim için 10. A1 ve A-1 değerleri eşit olacak fark ettiyseniz. Ve 5 bölü 2 eşit olacak her biri. Ondan sonra A3 değeri 1 bölü 4 J eşit olacak. Ve A-3 değeri de eksi 1 bölü 4 J eşit olacak. Burada bir diğer noktada neden 2 pi bölü 5'i baz aldım? Onu da şöyle açıklamak gerekirse her birinin dediğim gibi T'sini hesaplamamız lazım. Birinci için yazıyorum. Burada 5 kosinüs 2 pi bölü 5 de demiş. Mesela bunun omegası 2 pi bölü 5. Bunun omegası 6 pi bölü 5. Periyot formülü 2 pi bölü omega olacak. Birinci için tekrar yazıyorum. 2 pi bölü 2 pi bölü 5. Bu benim T1 değerim. Bu kaç eşit olacak? 5. T2 değerim ise 2 pi bölü 6 pi bölü 5'ten 5 bölü 3 mü geliyor oradan? Evet. Ekoklarını alırsam 5'i alacağım. T1'in 5, yani genel T benim için de 5 olacak ekokları olduğu için. O zaman omega değerim de 2 pi bölü T'den 2 pi bölü 5 diyeceğim. Ya da kolaylık olarak her zaman küçük olan benim genel angular frekansım diyebiliriz bu tarz sorularda. Birinci için cevaplarım bu şekilde. Gelin geçelim ikinciye. Şöyle B dedim, ikinciyi açtım. İkincide ben de doğrudan T'yi vermiş. Hesaplamaya gerek yok. T eşittir 2. O zaman omega 0 değeri benim için angular frekansı 2 pi bölü 2'den pi gelecek. Şöyle yazayım. Omega eşittir 2 pi bölü T. Fonksiyon dursun yanımızda. Burada böyle bir açılım yapamıyorum gördüğüm gibi ilk soruda. O zaman her türlü şu denklemi kullanmak zorundayım. Gelin yazalım. AK eşittir. Biraz yaklaştırayım. Şimdi ne yazıyorum? Periyot 2 olduğu için 1 bölü T yerine 1 bölü 2 yazacağım. Şöyle diğerini de görelim ki rahatlık olsun. 0'dan 2'ye
Diraktı. Eksi e üzeri eksi j k pi t d t. Omega 0 yerine pi yazdım. Soru benden onu vermiş zaten. Hesapladık orada. Sonra yine 0 diyorum. 2 diyorum. 1 bölü 2 ile 2'yi sadeleştirdim. Şurada gördüğünüz 2. Sadeleştirince de 1 kaldı doğrudan. O yüzden yazmıyorum. Dirac t eksi 1. E üzeri eksi c k pi t dt. Evet, bu benim aslında genel katsayı bulma denklemi. Bunu yazdıktan sonra soru büyük oranda bitti. Bildiğimiz bir şey var burada. Dirac t fonksiyonu çoğu zaman, yani şunu şöyle yazayım şuraya ek bilgi olarak. Ek sonsuzdan sonsuza Dirac t dt eşittir 1. Bunu bilmemiz lazım. Hatta fosforlayayım yine şöyle net olarak görünür olsun burada. Fosforla da kenara da alırsak. Evet. Bunu bildiğimizi varsayıyorum. Sonra diğer türlü cevap çıkmayacak. Bunu tekrar bir adım ileri getiriyorum. 1 bölü 2 geldi. 0'dan 2'ye. Dirac t diyorum. Neden? Çünkü t burada 0 olacak. Dirac t fonksiyonu biliyorsunuz sadece hangi değer için geçerlisi olacak. Burada içeri 0 0 yaptığı için burada da t yerine 0 koymalıyım ve 1 gelecek. Yani doğrudan Dirac t fonksiyonu var orada aslında. Bu da buna eşit olacak ilki için. İkincide de onun yerine 1 yazmalıyım. 1 yazarsam ne hale gelecek o? 0'dan 2'ye Dirac t eksi 1. E üzeri eksi c k pi t yerine 1 yazdım. 1 yani. Dt. Evet, şurada dt'yi unutmayalım. Soru büyük oranda bitti. Bunun 1 olduğunu biliyorum. Sonra bunun da 1 olduğunu biliyorum. Ama bir katsayım var. O zaman buna da eksi e üzeri eksi c k pi dersem ne geldi benim için? AK değerim 1 bölü 2 eksi e üzeri eksi c k pi. Evet, bu da böyle bir cevap vardı. Doğrudan verilen şuradaki AK katsayı formülünü uyguladım ve sinyalin bu şekilde katsayılarını bulabildim. Gelin geçelim 3.'ye. C'ye. C'de bizden ne vermiş? C'de xt eşittir e üzeri eksi 2t demiş. Ve eksi 1 ile 1 arası demişti. Doğrudan buna da yazıyorum hemen denklemi. AK t'yi de vermiş mi? Vermiş 2 olarak. Bunlar da hesaplamamıza gerek yok. Bizim için kolaylık oldu. T değeri eksi 1 ile 1 arasında e üzeri eksi 2t. Xt'yi yazdım. Şunu unutmamak için bakıyorum arada. Ve e üzeri eksi j k. Burada omega'yı biliyorum. Yine aynısı, aslında aynı omega gelecek. 2 pi bölü 2'den pi gelecek. Pi t dt dedik. Evet, bunu çözdüm takdirde soru bitecek yine. Eğer payda içine alırsam şöyle bir şey gelecek burada da. Eksi 1'den 1'e. T parantezini alıyorum her ikisinde. Ne gelir? Eksi 2 eksi c k pi t. Eksiyi de dışarı atabilirdim ama soru bu şekilde kalsa şimdilik işimi görür. Tamam, bunu e'nin nasıl integralini alıyoruz? Hemen payda onu aynısını atıyoruz. O zaman şu gelecek. Eksi 1 bölü 2 artı c k pi. Eksi yukarı yazdım. Görünün olsun. Niye bir tane de 2 olacak. Sorunun dışındaki 2. Şuradaki 2'yi de yazdım. Bunun dışında içeriden de t yerine 1 yazarak soruyu çözeceğim. Yazıyorum cevap, pardon. Yanına da şunu ekledim de bitiyor. E üzeri eksi 2 eksi c k pi. 1 yazdım şu an ilk 1'i. Bundan da eksi 1 yazarak çıkartacağım. Eksi 1 yazarsam tamam artıya dönüşecek. E üzeri 2 artı c k pi. Evet, soru bu kadar. Bu da böyleydi. Doğrudan verilen formülü uyguladığım takdirde bunlarda cevaba ulaşabiliyorum. Aslında kolay ama biraz pratik lazım. Gelin geçelim D için. D'de ne diyor? D'de xn, D'de artık discrete sinyallere geçtik fark etsiniz. İlk üçü continuous da bu discrete. Uyguladığın işlemlerde bir şey değişmiyor. Sadece integral almak yerine sum alacağız ama formül aynı. Gelin ona da bakalım. Ne demiş bizden? Xn 2 artı cos, şöyle yazayım. 2 artı cos 2 pi bölü 8 yerine cos pi bölü 4 yazabilirim. Evet, bunda hiç formül uygulama gerek yok çünkü yine cosinus var. Bunu açarsak ne gelecek bana? Şöyle yazayım onu da. E üzeri c
pi bölü 4. Pardon. 2 artı yazıyorum. E üzeri c pi bölü 4. N bölü 2 artı e üzeri eksi c pi bölü 4n bölü 2. Evet, soru bitti. Omega 0 zaten soruda verilmiş. Omega eşittir pi bölü 4 olarak. O zaman a 0 değerim benim için 2. A 1 ve a eksi 1 değerlerinde birbirine eşit olacak. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada gizli bir, şurada bir eksi 1 var. O bize bana eksi c'yi vermiş. Şurada da c'yi unutmuşuz. Pardon. A1 ve a-1 değerleri benim için eşit ve 1 bölü 2 olmalı. 1 bölü 2 de şuradaki 1 bölü 2 cevabı olacak ikisi için de. Evet, D şıkkı da böyleydi. Gelin geçelim E'ye. E'yi de yenip sayfa açarak çözmeliyiz. E'de ben ne demiş? X'en yazayım şöyle, kolaylık olsun. Sinüs fonksiyonu. Sinüs pi bölü 4 n artı pi bölü 4. Evet. Bu eksen. Yine bir sinyal ama ayrık sinyal. Ona göre çözüm yapacağım. Yine sinüs olduğu için uygulamama gerek yok formülü. Doğrudan sinüs Euler açılımını kullanarak yapabilirim. Şimdi onu yazıyorum. E üzeri j pi bölü 4 n artı pi bölü 4. İçeride eksadan bir sabit olmasının bir önemi yok. Ben doğrudan bildiğimi yapıyorum. Kafa karıştırmak için konulmuş bir şey o. Sonuçta. Şu 2c. 2c'leri paydaya ayırarak yazıyorum ki daha görünür olsun. Eksi e üzeri eksi c. Pi bölü 4n artı pi bölü 4. Paydayı kapattık. Ve yine 2c'ye böldüm. Şimdi soruda gördüğüm yine bir şey var. Dediğim gibi yanında eksadan bir ifade olmasın. Periyoda veya frekansa bir etkisi yok. Benim bu soruda omega 0 değerim. Pi bölü 4. Bunu gördüm. T değerimi de öylesine hesaplayayım. Kullanmama gerek yok ama 2 pi bölü omega'dan 8. Bunlar böyle. Tamam, şimdi işlemlerimizi soruda bakalım. Değerleri hesaplamaya. Şöyle ayrı ayrı yazarsam daha görünür olacak. Mesela pi bölü 4 n demiş ya, ben onu bir tarafa ayıracağım. E üzeri c pi bölü 4 bölü 2c çarpı e üzeri c pi bölü 4 n eksi, aynısını buna da yapacağım. E üzeri eksi c pi bölü 4 bölü 2c çarpı e üzeri eksi c pi bölü 4 n. Evet, şu ifadeleri ayırdım. N'li ifadeleri ayırdım ki yanındaki katsayıları daha net bir şekilde görelim. Gördüğünüz gibi birincisindeki katsayı bu. İkincisi içindeki katsayı bu. Şu bayağı bir kötü yazmışım, onu da düzeltmek istiyorum. Evet. O zaman zaten frekansımda A, pi bölü 4 buldum. Herhangi bir yanına eksen bir şey eklemeye gerek yok. Şuradan A1 için, A1 katsayısı için benim katsayım. E üzeri j pi bölü 4 bölü 2c. A eksi 1 için. O da bu. Şu gördüğünüz ifade. Evet. Bu şekilde her biri için ayrı ayrı katsayı hesaplayabildik. Çok karışık bir şey değil aslında ama biraz işlem uzunluğu var. Bunları kafada tuttuktan sonra gerisi geliyor. Şurası önemli bir tablo. Şunları eğer bilerek sınavlara girerseniz iyi notlar alabilirsiniz şu kısımlar. Şöyle. Hatta doğrudan başka renkli işareti alayım ki net görünür olsun. Şunları bilerek sınavlara girerseniz gelecek katsayı sorusunda yaparsınız. Sadece bunu bilmek lazımdı. Eğer varsa başka sorunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Anlamadığınız yer olabilirse yine yazabilirsiniz. Açıklamaya çalışırım. Bazen unuttuğum şeyler oluyor. Belki yanlış yaptığım da olmuştur. Teşekkür ederim.